Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26 Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17 Efendim bir acil kaybımız var onu da göstereceğim 88 yaşında bir beyefendi kayıp. Bugün dördüncü gün İstanbul'da Etiler'deki evinde yalnız yaşıyormuş Halil Engin Deniz. Sabah saat 8 sıralarında evinin önünden kayboluyor. Alzheimer kendisi. Üzerinde kahverengi ceket var, başında şapkası var, elinde bastonu. Ayrıca eğilerek yürüdüğü söyleniyor. Üzerinde sadece oğlunun çalıştığı mimarlık ofisine ait bir kartvizit bulunduğu sanılıyor. Ne kimliği ne telefonu ne de parası var. 88 yaşında yürümekte de zorluk çeken bastonuyla yürüyen bir beyefendi. Bugün dördüncü gün ailesi de tabii çok telaşlı. İnşallah başında şapkasıyla fotoğrafı da herhalde bu şekilde kaybolmuş. Ailesi de çok telaşlı. Rica ediyorum biraz etrafınıza dikkatli bakar mısınız? Ah ah işte kimliği de yok. İşte o yüzden sevgizi sevgi diyorum. Izli, sevgi Ve size bir şey söyleyeyim mi? 68 yaşındaki yine Ali Gölve yine Alzheimer'sı Ali Gölve'yi de Aradık, aradık, bulamadık. Yani yok bu e, şeyde, hocam Alzheimer buna mı? mevzusu değil. Ailesi öyle söylüyor, ben öyle söylüyorum. Boşa, tıp programı değil ki bu. Ee, Ali Gölbe efendim, hastanelerde yok deniyor. Sosyal hizmetler bende yok diyor, emniyet bende yok diyor. E nerede bu adam? O da İstanbul'dan kayboldu biliyorsunuz. Çekmeköy'de yaşıyordu. Ok Meydanı Devlet Hastanesi'nden kayboldu. Lütfen her iki kaybı da ekrana verir misiniz? Her iki beyefendi de. Ali Göl ve 17 Nisan'dan beri kayıp. Şimdi yani Allah göstermesin ölse adli tıpta olacak. Evet. Sokakta birisi bulsa sosyal hizmetlerde olacak. Ya da ya karakola Ya da kaza geç, falan geçirmiş olacak. olacak. Hastanede olacak. 17 Nisan'dan bugüne kadar karakolda tutulmaz. Soldaki beyefendi yani Halil Bey karakolda olabilir, olabilir şu an. Ama 88 yaşında onu da çok tutmazlar. Eee... Yani belki bir polis memuru arkadaşımız, bir e, belediye görevlisi. Lütfen ya yani biri 68, biri 88 yaşında. İkisi de konuşamıyor, ikisi de derdini anlatamıyor. İkisinin de kimliği yok, adreslerini bilmiyorlar. Paraları yok üzerlerinde. Yani bir simit olsun bir vatandaş yardım etmiş olmalı. Hastanede çalışan arkadaşlarımıza, yakınları hastanede çalışanlara rica ediyorum. E, bazen arıyoruz arıyoruz hastaneyi sonra yoğun bakımda buluyoruz kaç gün sonra. Bir de sabah arıyorsun mesela öğleden sonra bir şey oluyor. Sürekli arıyoruz her ikisini de. Lütfen efendim ailelerini sevindirelim sizlerin sayesinde çok